Euro 2024'de geri sayarken ev sahibi Almanya'nın stadyumlarını inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi bizim de katılacağımız turnuva 24 takımla oynanacağı için UEFA 10 stadyum kuralı getirmişti. Ve ekranda gördüğünüz 10 şehir 10 stadyum ev sahipliği yapacak. Ben de bu stadyumların ve şehirlerin özelliklerini kısa kısa anlatacağım. Bir de her şehrin bir elçisi varmış. Onlara girmeyeceğim. Çok uzatacak çünkü hemen başlayalım. 600 bin nüfusuyla Saksonya'nın en önemli şehri olan Leipzig, Alman tarihi açısından önemli şehirlerden biri. 1989 sonlarında Doğu Almanya kentindeki barışçıl pazartesi gösterileri Almanya'nın yeniden birleşmeye doğru ilerlediği ruh hali yansıtıyordu. Bundesliga takımı RB Leipzig'e ev sahipliği yapan Leipzig Stadyumu eski Doğu Almanya'nın en büyük stadyumu olan Zentral Stadyum'un yani merkez stadyumunun kabuğu içinde yeniden inşa edilerek 2004 yılında açıldı. Futbol maçları için 40 binden fazla kapasiteye sahip olan Leipzig Stadyumu 2005 FIFA Konfederasyon Kupası maçlarının yanı sıra ertesi yıl FIFA Dünya Kupası'nın 3 grup maçı ve son 16 maçları düzenlendiğinde hala Zentral Stadyon olarak biliniyordu. Önemli turnuva geçmişinin yanı sıra akustik anlamda da çok gelişmiş bir çatısı var. Daha önce Tina Turner, ACDC ve Bruce Springsteen gibi harika konserlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Tıpkı 2006 Dünya Kupası'nda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da 3 grup maçına ve bir son 16 maçına ev sahipliği yapacak. Ticaret ve finans için küresel bir merkez Frankfurt gezegenin en yoğun havalimanlarından birine Alman Borsası'na ve Avrupa Merkez Bankası'na ev sahipliği yapıyor. Main Nehri'nin kıyısına yer alan ve Almanya'nın 5. büyük şehrinin kendine özgü silüeti Mainhattan lakabını kazanmış. Frankfurt Arena 46 bin kapasiteli UEFA'ya göre 1925 yılında inşa edildiğinden bu yana sporun tarihinde önemli bir yere sahip. Alman Futbol Federasyonu genel merkezine yürüme mesafesinde bulunan stadyum, buz hokeyi, Amerikan futbolu, bisiklet ve hatta 1966'da Muhammed Ali'nin Karl Mildenberger'e karşı kazandığı ağır siklet maçına ev sahipliği yaptı. Zemin açılış törenini yapıldı 1974 FIFA Dünya Kupası öncesinde kapsamlı bir tadilattan geçti ve yaklaşık 100 yıldır Eintracht Frankfurt'un evi olan arena aynı zamanda Euro 88 ve 2006 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı. 2002 UEFA Kadınlar Kupası finaline de ev sahipliği yapan stadyumun ev sahibi 1. FFC Frankfurt kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası için 4 grup maçı ve bir de son 16 maçına ev sahipliği yapacak bu stadyum. Düsseldorf Kuzey Ren Westfalya'nın başkenti ve 650 bin nüfusa sahip. Çok çeşitli eğlence ve kültürel etkinliklerin yanı sıra harika bir altyapıya da sahip. Almanya'nın bu bölgesinde özellikle yaşam kalitesinde yüksek olduğu söyleniyor. Düsseldorf Arena 47 bin kapasiteli. Buralar hep UEFA'ya göre 47 bin falan diyorum. Genelde küsuratlı oluyor ve UEFA direkt sıfırlı yazmış yani o yüzden öyle diyorum. En son 2019-20 sezonunda Bundesliga'da olan Fortuna Düsseldorf'a ev sahipliği yapan Düsseldorf Arena 74 Dünya Kupası ve 88 Avrupa Şampiyonası maçlarının sahnelendiği eski Ren Stadyumunun yerine 2002 ile 2004 yılları arasında inşa edildi. Açılır kapanabilir çatının yanı sıra yeni stadyum ısıtılarak en soğuk günlerde bile 15 dereceye kadar iç sıcaklık sağlanabiliyor. Düsseldorf Arena'da Almanya milli takım maçlarının yanı sıra Portekiz'in iki hazırlık maçı, Amerikan futbolu maçları, konserler, boks maçları ve hatta dini etkinlikler bile düzen Tenlendi. Avrupa Şampiyonası'nda 3 grup maçı, 1 son 16 maçı ve 1 çeyrek final maçında ev sahipliği yapacak bu stadyum. Ve geçelim Köln'e. Burası neredeyse bizim ev sahipliğimiz olacak şehirlerden biri olacak. Çünkü çok fazla Türk yaşıyor biliyorsunuz. 2000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan şehir Ren Nehri kıyısında yer alır ve şu anda 1 milyondan fazla nüfusu ev sahipliği yapmaktadır. Genel halk neşeli ve açık fikirli tavırlarıyla ünlüdür ve karnaval sezonunda da bu sıcaklık açıkça görülür demiş UEFA sitesi bu şehir için. Stadyum Köln stadyumu biliyorsunuz normalde bu stadyumların hepsinin bir zaten sponsoru oluyor. Ancak UEFA stadyumları sponsor kullandığı için biraz garip stadyum isimleri duyacağız birazdan da. Kapasite 47.000 Euro 2024'ün nispeten küçük stadyumlarından biri olan Köln Stadyumu 2006 Dünya Kupası için yenilenmişti. 2002-2004 yılları arasında yenilenen stadyum 2005 Konfederasyon Kupası ve Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yaptı. Aynı alana inşa edilen 3. stadyum olarak da tarihi çok daha eskilere uzanıyor. Önce 1923'te tamamlanan Münger Spor Parkı Ardından 1975'te açılan ve 88 Avrupa Şampiyonası'nda da iki maçın yapıldığı Müngerstorfer Stadyumu vardı. Genellikle FC Köln'ün stadyumu olarak kullanılıyor ve 2010'dan bu yana Almanya Kadınlar Kupası finalleri de burada düzenleniyor. Ayrıca Amerikan futbolu buz ile birlikte Pink Rolling Stones ve Pink Floyd gibi konserlerde de ev sahipliği yapmışlığı var. Turnuvada da 4 tane grup maçı ve 1 tane son 16 maçını Köln'de izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım bizim gruba denk geliriz. Bu kadar Köln'den Türklerden bahsetmişken bir beğeni butonunuzu alalım arkadaşlar ve Gelsen Kirşen'e geçelim. Samayla Leşmiş Rur bölgesinin kalbinde yer alan 250 bin nüfuslu Gelsenkirchen refahını, kömür madenciliği ve çelik üretimine borçlu olan bir şehirdi. Bu nedenle de şehrin takma adı Bin Ateş Şehriymiş. Aynı zamanda yerel kulüp olan Schalke 04 aracılığıyla harika futbolcular yetiştiriyor ve daha fazlasını bizlere sunuyor arkadaşlar. Stadyumun düz ismi ArenA of Schalke. Almanya'nın 11. büyük şehri Gelsenkirchen'de merkezi bir konumda yer alan ArenA of Schalke, lig maçlarında 62 bin kapasiteye çıkabilse de UEFA standartları için 50 bin civarında kapasitesi kullanılabiliyor. Açılabilir çatısı ve kaydırılabilir sahasıyla birlikte çok amaçlı bir arena tarihinde önemli eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yapmış ve 2010 Buzaki Dünya Şampiyonası'nın ev sahiplerinden biri olarak hizmet vermişti. Ayrıca her yılın sonunda popüler bir biatma yarışması da düzenleniyor burada ve 2004 yılında Porto Gelsenkirchen'de Monaco'yu yenerek Şampiyonlar Ligi finalini kazanmıştı. 2 yıl sonra da Dünya Kupasında 4 grup maçı ve 1 çeyrek finali maçı burada oynanmıştı. Arpa Şampiyonası'nda ise 3 tane grup maçı, 1 tane son 16 maçı burada oynanacak. Çok fazla maç vermemişler çünkü hemen deminde Dortmund var. Oraya yavaş yavaş geleceğiz. Almanya'nın en büyük ikinci şehri olan Hamburg 1.9 milyonluk nüfusa sahip dünyaca ünlü bir limana zengin bir kültüre ve çok sayıda güzel eski binaya da sahip aynı zamanda. Gece hayatı konusundaki şöhreti de ulu turistler için yapılması gerekenler listesi şehri haline getiriyor. Wolfspark Stadyumu Hamburg diye geçiyor ismi. Yani Almanca'na çevirdiğimde böyle garip isimler çıkıyor ne yazık ki. 50 bin kapasiteli Hamburg'a ev sahipliği yapıyor. Stadyum ilk olarak 1953'te açıldı ancak 2000 yılında futbola daha uygun bir stadyuma dönüştürülerek önemli bir iyileştirme aldı. Stadyum tarihinde 3 büyük final turnuvasına ev sahipliği yaptı. 74, 2006 ve 88'in hepsinde vardı. Şu anki versiyonunda 2010 Avrupa Ligi finali de oynandı ve Atletico Madrid uzatmalarının ardından Fulham'ı 2-1 mağlup etmişti. Yine boks etkinlikleri ve konserler de burada düzenleniyor ve stadyumun sahibi Hamburg Almanya'nın en üst liginde bulunduğu zamanı sayan bir saate sahipti daha önceden. Çünkü bu Bundesliga'dan küme düşmeyen tek takım Hamburg'tu. Ancak 2018'de ilk kez küme düşmesinden beri bu saati saklıyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda yine 4 grup maçından bir de çeyrek final maçına ev sahipliği yapacak Hamburg. Stuttgart 640 bin nüfus ile büyük bir sanayi şehri ve dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden iki tanesi Mercedes ve Porsche bu şehirde konumlanıyor. Neckar Vadisi'nin ılıman iklimi ve zengin toprağı sayesinde çevredeki bölgede harika şaraplar da üretiliyor. Stuttgart Arena 1933 yılında inşa edilmiş tarihi boyunca birçok kez yenilenmiş ve modernize edilmiş olup Avrupa Şampiyonası için 54 bin kapasiteye sahip olacak. Bir zamanlar Neckar Stadyumu olarak da bilinen stadyum 74 ve 2006 Dünya Kupaları ile 88 Avrupa Şampiyonası'nda maçlara ev sahipliği yapmanın yanı sıra 2 Avrupa Kupası finaline de ev sahipliği yaptı. Real 1959'da Ramzi mağlup edip PSV Eindhoven'ın 88'de Benfica'ya karşı kazandığı galibiyetler bunlara örnektir. Stuttgart Arena 2011 yılında tamamlanan yenileme çalışmalarının ardından tamamen bir futbol stadyumu oldu. Ancak Bon Jovi, Rolling Stones, Phil Collins gibi isimler de burada konserler vermiş ve 5 kez ulusal şampiyon olan VfB Stuttgart'ın da ev sahibi olduğu bir stadyum. Turnuvada ise 4 grup maçı bir de çeyrek final maçı Stuttgart'ta oynanacak arkadaşlar. Geçelim benim en çok gitmek istediğim stadyumlardan biri olan Dortmund'un stadyumuna. Avrupa Şampiyonası için bilet almaya çalışıyorum ama ilk turda alamadım. Alabilirsem mutlaka özellikle Dortmund'da alıp orada vlog çekmek istiyorum sizin için arkadaşlar. Siz de hangi stadyumları en çok merak ediyorsunuz? Hangisini görmek istersiniz? Aşağıda yorumlarda yazarsınız ve belki de oradaki maçlarda da karşılaşırız. Gayet keyifli olur. Rur bölgesinin kültürel kalbi olarak kabul edilen Dortmund 50 yıl önce yalnızca kömür, çelik ve bir aile tanınıyordu. Ancak son teknolojiye sahip bir üniversite ve canlı bir kültür ortamı ile büyük bir teknoloji merkezine dönüştü. Borussia Dortmund da şehrin en büyük markası oldu. Signal Iduna Park olarak bildiğimiz stadyum Dortmund BVB stadyumu diyeceğiz ne yazık UEFA'dan dolayı. Ünlü sarı duvar tribünü sayesinde dünya futbolunun en ünlü mekanlarından biri olan BVB Stadyum Dortmund. Uluslararası maçlar için 66 bin kapasiteye sahip olup Euro 2024'ün en büyük stadyumlarından bir tanesi. 74 Dünya Kupası için inşa edilen stadyum tarihi boyunca birçok kez yenilenmiş ve genişletilmişti. 2006 Dünya Kupası'nda yarı final oynanmıştı ve birçok Almanya da ev sahipliği yapmıştı. 2001 yılında Liverpool ile Deportivo Alaves arasındaki unutulmaz UEFA kupası finaline de ev sahipliği yaptı. Ve aynı zamanda yıllar içerisinde Dortmund sayesinde Şampiyonlar Ligi'nde büyük maçlarda da ev sahipliği yaptığını söylemek lazım. Tıpkı benim de dediğim gibi Dortmund'da bir Bundesliga maçı izlemek bütün insanların bir checklistinde bulunan bir şey gibi gözüküyor. UEFA'da öyle demiş. Çünkü Bundesliga maçlarında özellikle ayakta durma alanlarıyla birlikte sarı duvar dediğimiz kısımla birlikte toplam kapasite 81 binin üzerine çıkıyor. Bu da onu Avrupa'nın en büyük stadyumlarından bir tanesi yapıyor. Avrupa Şampiyonası'nda 4 grup maçı, bir son 16 maçı ve bir de yarı final maçına ev sahipliği yapacak en büyük 3. stadyumumuz. Yaklaşık 1.6 milyon kişiye ev sahipliği yapan Münih Almanya'nın 3. büyük şehri. Alplere yakın olması, yakında göller olması ve rahat yaşam tarzıyla Münih biraz da İtalya'nın en kuzeydeki şehri olarak da adlandırılıyor. Allianz Arena diye bildiğiniz stadyumun reklam ismi Münih Futbol Arenası arkadaşlar. 67 bin kapasiteli Bayern Münih stadyumu. Yerel rakipler Bayern Münih ve 1860 Münih tarafından inşa edilen Münih Futbol Arenası 2005 yılında açıldı. Ancak o zamandan beri Bayern stadyumun tüm mülkiyetini aldı. Saha Almanya ile Kostarika arasındaki 2006 Dünya Kupası açılış maçına ev sahipliği yaptıktan sonra 3 grup maçına, bir son altı maçına bir de yarı final maçına ev sahipliği yapmıştı. Stadyumun en büyük anısını 2012 Şampiyonlar Ligi finali olarak hatırlayacaksınız. Çünkü Bayern kendi evinde penaltılarla Chelsea'ye mağlup olmuştu. Ayrıca çok şehirli Euro 2020'de de 3 grup maçı ve bir çeyrek final maçı düzenlenmişti. 2024 Avrupa Şampiyonası'na da ev sahipliği yapacağı için tarihte üst üste 2 turnuvada ev sahipliği yapacak ilk stadyum olacak arkadaşlar ve muhtemelen de tek stadyum olacak. Gruplarda 4 maç son 16'da bir maç ve bir de yarı final maçını burada izleyeceğiz. Ve yine benim en sevdiğim stadyumlardan bir tanesi. Daha önce içinde de maç izlemiştim. Gerçekten muazzam bir atmosferi var. Ve geçelim final stadyumumuza. Almanya'nın en büyük stadyumu. 3.7 milyon nüfusuyla Almanya'nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin. 1990'daki yeniden birleşmeden bu yana ülkenin başkenti durumunda. Ve kültür, spor, moda, mimari ve gece hayatı söz konusu olduğunda Londra, Paris ve New York'la yarışacak düzeyde. Berlin Olimpiyat Stadyumu 70 bin kapasite Almancası Olimpia Stadion Berlin tüm Avrupa Şampiyonu stadyumları arasında en uzun geçmişe sahip olan ve aynı zamanda en büyük stadyum. 1936 olimpiyat oyunları için inşa edilen Hertha Berlin'in evi bir zamanlar 100.000 kişi kapasiteliydi ve 85'ten bu yana Almanya kupası finalinin sahnelendiği Alman futbol kültüründe özel bir yere sahip, dünya standartlarında bir müzik mekanı olmasının yanı sıra çok önemli bir futbol stadyumu olan bu stadyum atletizm tarihinde de önemli bir yere sahip. Hüseyin Bolt 2009 Dünya Atletizm Şampiyonasında mevcut 100 metre ve 200 metre sprint rekorlarını bu stadyumda kırmıştı. Aynı zamanda Berlin-İtalya ile Fransa arasında oynanan 2006 Dünya Kupası finalinde de ev sahipliği yaptı ve bundan 9 yıl sonra da Barcelona bu stadyumda Juventus yenerek Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda en çok büyük maçı ev sahipliği yapacak stadyum olacak. Muhtemelen 3 tane grup maçı, 1 tane son 16 maçı, 1 tane çeyrek final maçı ve bir de final maçına ev sahipliği yapacak Olimpiyat Stadyumu. Turnuva yaklaştıkça bu tarz video rehberler gelmeye devam edecek ve yine turnuva için muazzam planlarım var. Abone olursanız bütün turnuva heyecanını birlikte yaşarız. Burada da 2032 Avrupa Şampiyonası için bizim ev sahibi oluşumuzu ve potansiyel stadyumları konuşmuştuk. O videoda görüşmek üzere.